Evet millet, bugün yine sizlerle bir kafa yarı yapayım dedim. Yeni bir kafa yarı videosu çekmek istedim arkadaşlar. Nasıl bir kafa yarı yapacağım derseniz eğer. Bugünkü mevzu, aklıma gelen mevzu arkadaşlar şey. İnternetle tanışmamız, ilk tanışmamız hani. İlk ne yaptınız? İnternete gittiğinizde hani o interneti görüyorsunuz falan filan, sağda solda millet bir şeyler yapıyor filan da, hani sizin ilk uğraşmaya başladığınız zamanlarınız. Böyle bir ayar çekeceğim kafalarımıza, çünkü benim kendi şahsi internetle ilk tanışma şeyim var. Tamam, anılarım var ama nasıl hareket ettireceğim? Böyle miymiş? Şöyle zıplıyor. Benim ve arkadaşlarımın, pek çok tanıdığım insanın ilk, hemen hemen ilk tanışma anıları arkadaşlar. Bunlar üstüne biraz kafa yormak, biraz sohbet etmek istiyorum sizlerle. Şimdi ben kendimden başlayayım ilk olarak. Hani interneti görüyorduk arkadaşlar. Tamam. İnternet diye bir şey varmış. İnsanlar kullanıyormuş falan fistan. Bazılarının evinde vardı filan. Hani bunları geçelim. Bunlar ulaşamıyorduk zaten böyle şeylere. Ama ilk şu internet kafeler falan açıldı insanlara. Hadi yeni gelmiş bir şey gibisinden insanlar tanışmaya başladı. 2003-2002'lerde falan mıydı ya? 2004'lerde falandı ya da. Öyle bir zamanlarda biz tanışmaya başladığımızda bu internette. Benim ilk anılarım, hani aklınıza gelen ilk anılar arkadaşlar, siz de bir düşünün. Benim ilk anılarım hani bir iki arkadaş beni götürüyordu internet kafeye, ya böyle bir şey var diye. Ben karşı çıkıyorum. Ya Atari salonlarındaki o platform oyunları, dövüşlü oyunlar falan, iki boyutlu şeyler varken hani bunun başına mı oturacağız? Saatlerce, dakikalarca falan diye ben böyle muhaliftim internete. İnternete de, bilgisayara da muhaliftim. Oyun konsolunda şu Gamepad'da oynanır oyun dediğin ya da şey olur abi. Oyun konsolunda Gamepad'da oynanır ya da Atari salonunda kollu makinelerle oyun oynarsın filan. Bunun başka bir şeyi olmaz. Bu saçma sapan bir şey filan diyorum. Bu ki insana eziyet ancak. Hiçbir cacığa yaramayan, hiçbir işe yaramayan bir şey filan diyordum. Sonra arkadaşlarım götürüyordu işte, müzik indiriyorlardı. İlk hatırladığım şeyler internetten alakalı. İşte bir şeylere bakıyorduk ama gül gül örüyorduk. Videolar filan, komik videolar. Mesela komik kedi videolar filan. İlk tanışmamız böyle şeylerle. Sonrasında ben arkadaşlarımın olmadığı zamanlarda gitmeye başladım internet kafeye. Hani şeyim yani, utana utana başka semtte, başka bölgede olan bir internet kafeye gidiyorum. Çünkü utana utana dememin sebebi şey yani. Yani karşı çıkıyorum. Bilgisayara karşı çıkıyorum. Bu anlamsız bir cihaz. Hani onca Atari salonu vardı memlekette. Onların hepsi kapandı kapandı. Yerine gele gele bu mu geldi falan diyordum. Kızıyordum ben. Sonra dedim ya, şimdi bir şu cihazları, şu zamazingoları bir şahsi olarak inceleyeyim. Yakın takibi alayım dedim kendi kendime. Gittim. O zamanlar hatırlıyorum. İlk anılarımı hatırlıyorum. İlk baktığım şey şeydi. Baktım oyunla alakalı bir şeyler arayayım dedim. Hani Resident Evil oynuyordum o zamanlar. Resident Evil ile ilgili bir şeyler arayayım dedim. Resident Evil'ın şeyin firmasını, Capcom'un sitesinin olduğunu keşfettim. Girdim. Hani baktım işte enteresan enteresan bir şey. Hani Capcom bana göre şeydi arkadaşlar, daha öncelerinde hani PlayStation 1'im varken falan. Capcom neydi benim için bir oyun firması olarak? Hani haritaya bakıyoruz. Neyi bu? İşte Atari salonunda Street Fighters'lar falan görüyoruz. Capcom'un oyunlarını falan görüyoruz bazı. Capcom'un değil mi Street Fighter? Şey de öyle. Final Fight da Capcom'un. Çok oyun var. Atari salonunda çok oyunu vardı Capcom'un eskiden. İşte ne bileyim, Final Fight yani Hagal'ı dediğimiz, Dinosaurus en Cadillac
O ilerlemeli oyun, o da şeyin Capcom'undu galiba. Görüyorduk, jeton atmadığımız zaman makinelerde Capcom Amerika, Capcom Japan falan yazıyor hep. Hani haritaya bakıyoruz, atlası böyle açıp da dünya haritasını bakıyoruz. Ooo Japonya, Amerika, ulan ta dünyanın şeyindeymiş lan. Öbür ucundaymış, dünyanın öbür tarafındaymış, bu vay be falan diyorduk. Sonra ben hatırlıyorum ilk Capcom'un sitesine girdim. Resident Evil ile ilgili bir şeyler araştırıyordum. Ne araştırdım unuttum. Yeni Resident Evil çıkacak mı falan diye araştırıyordum galiba. İşte araştırıyorum böyle sitesine girdim Capcom'un. İşte Amerika, Avrupa falan filan, Asya bir şeyler yazıyor. Nereye, Avrupa'ya girmiştim herhalde. Girdim böyle takılıyorum sitesinde. Capcom'un sitesindeyim abi. Millet şeyde YouTube'da gezer, bilmem nerede gezer. Ben Capcom'un sitesine girdim gire gire. İlgim alakam ona doğru yani. Millet şey açıyor, müzik açıyorlar. Durmadan müzik klipleri açıp flash bellek. Herkesin elinde bir tane flash bellek var. İşte 512 MB, 1 GB filan. Hatta 256 MB filan mıydı? Neydi ilk flash bellekler? Öyle megabaytlaydı ilk flash bellekler, yanlış hatırlamıyorsam. Millet hep müzik, hep müzik derdindeydi herkes. Herkes müzik indirmeye çalışıyordu internette. Ben işte ilk anım, ilk internetle uğraşmam şeydi. Capcom'un sitesine girdim. Capcom'un sağını sonu kurcalıyorum. İşte bir siteden, web sitesinden resmi sürükleyip mouse üstüne bıraktım abi. Capcom şey yazıyor, Capcom yazıyor, Resident Evil falan yazıyor. Küçük bir resim. Bir hani şu sitenin banner falan diyorlar ya, şu kenarlarındaki reklam zımbırtıları falan. Onlardan bir tanesini sürükleyip bıraktım. Çok sevindim. Vay dedim. Capcom'dan, Resident Evil'den bir şey aldım. Başarıp. Onu işte tıklıyorum. Bu ne yapılır? Bu açılır mı? Ne olur bu resim hareket beden? Ne olacak bu? Bakıyorum. İşte yanlışlıkla masaüstü arka plan resmi olarak ayarladım. Şimdi internette de şey, 17 inç tüplüydü galiba monitörde. Küçük de bir şey zaten ama küçük ekran olmasına rağmen o resim bir sürü dizildi böyle ekrana. Ekrana yani şey oldu. Böyle döşeme diyorsun, ne diyorsun, bir şey diyorsun arka plana. Bir sürü koyuyor. Onlarca. Ekran ona da oldu. Şey yaptım, arka plan resmi yaptım onu. Sonra böyle internetçi geçiyor etraftan, benim ekrana bakıyor. Bu yani affedersiniz yani, herhalde adamın kafasına şey geçiyor. Bu man ne yapıyor ya? Saçma sapan bir resmi almış, arka plan resmi yapmış bilgisayar falan. Belli ki bilmeyen biri falan gibisinden bakıyordu. O zamanlar internet kafeciler de şeydi biraz. Böyle öğretmen gibi öğretiyorlar galiba onlar. Çünkü kimse bir şey bilmiyor. İşte ilk şeylerim buydu. Ondan sonra hani bilgisayar edinmiştim. Bilgisayar edindikten sonra ama internetim yok. İnternet kafede arkadaşlar. İnternete gidiyoruz. İşte sürücü. Sürücü abi, sürücü. Bol bol ekran kartının yeni sürücüsü çıktı mı? Bilmem ne çıktı mı? Acaba bilmem teknoloji dünyasında yeni ekran kartı çıktı mı? Yeni işlemci çıktı mı? Bir şeyle bir şeyi karşılaştırdılar mı falan filan diye. Uzun süreler öyle gitti. Hani internete benim ilk şeyim, ilk buluştuğum günlerimdeki halim. Sonradan iyice kurdu olduk, bilmem nesi olduk falan filan. Hayatımızın bir parçasına dönüştü. Hani ben de hatırlıyorum, arkadaşlarımın tuhaf tuhaf anıları vardır. Her adamın internetle şeyi, nasıl desem böyle, anısı, mazisi farklıdır. Mesela iki tane cins örnek vereyim ben size mesela. Kafalarımız iyice bir ayar yesin bu konu. Çünkü çok cins insanlar vardı internet. Acemi, internet yeni olduğu için, ilk çağları, ilk zamanları olduğu için insanların gördüğü. Hani bir arkadaşım vardı, abi internette gördüğü, bakın gördüğü hemen hemen her şeyi gerçek sanıyordu. Adam sazan gibi bir şey, sazan balığı gibi bir şey, her şeyi atlıyor sazan gibi. Abi her şey, ama her şey ya, her şey, her şey, her şey. Bak diyor, bilmem ne var internette diyor. Yüzüne ben bakıyoruz arkadaş çevremizde. Bu ne diyor ya böyle diye. İşte bilmem ne varmış diyor internette, bir şey görünce onu gerçek sanıyor. Ya işte en çok şeye tıklıyordu. Adam bilgisayar aldı daha sonra o. Abi onun interneti olmadığı halde, bakın internetli bilgisayara virüs girir, tamam mahvolabilir. Arada bir sırada bir çok cins insanlar kullanıyorsa internete giren bilgisayarı. Hani her şeye tıklayan, her yere giren adam bir sürü şey dolar bilgisayara. Tamam, bu normal bir şeydir.
Kullanıcı cinsi. Bunun interneti olmadığı halde herif internet kafeye gidiyor. Ne bulursa indiriyor. Getiriyor bilgisayarına kuruyor. Kururken de abi virüs manyağı diyordu bilgisayarına. Ve her şeye inanıyor. Telefon açıyor işte şeyden nereydi ya bu yakın bir ülke? Bulgaristan'da mıydı neydi? İşte bir gün baktık bize diyor Bulgaristan'da bir sevgili yaptım. Nasıl yaptın abi? İşte diyor konuşuyoruz, internette yazışıyoruz. E'si yol parası yokmuş. Yol parası olsa Türkiye'ye gelecekmiş. Ya oğlum düşmemen gereken en basit şey bu ya. İnternette her gördüğün gerçek sanıyor musun sen? O dolandırıcılık. Yok diyor, kesinlikle gerçek. Ben güveniyorum. Ya oğlum yapma etme. Gözünü seveyim, manyak mısın? Yorulacak kaz gibi. Kaşınıyor musun? Yok. İlle de bu gerçek. Ya hani şu kenarlardan fışkıran reklamlar vardı ya arkadaşlar. Şey reklamları. İşte bekar hanımefendiler sizi arıyor. Amerikalı bekarlar sizi arıyor. İşte Almanya'ya gitmek için bazı bayanlarla uğraşın falan. Öyle zattürk internet bir ara ne yazsan çıkıyordu internette. Sonradan bir reklam manyağı ettiler. Her yerden bu saçmalık reklamlar çıkmaya başladı internette. Hani o dönemlerde bu arkadaşımız abi işte falanca ülkeye bir sürü bekar insan varmış biliyor musunuz falan diye. Her şeye inanıyor çünkü. Her şeye inanıyor. Bunun tam tersi bir arkadaşımız daha vardı. Bunun tam zıttı. Abi ne olursa olsun inanmıyor ya. Ne halt olursa olsun. Ve kendine göre kafasından bir şey uyduruyor. Bu doğrudur diyor. Oğlum internette var işte. Karşılaştırmış adamlar. Belli. Bariz ne oldu belli. Yok diyor. Ona inanmam ben diyor. Ona inanma buna inanma. Neye inanacaksın oğlum manyak mısın? Yok. Mesela diyelim işte AMD'nin falanca ekran kartıyla Nvidia'nın falanca ekran kartı fiyat olarak hemen hemen aynı ama güç olarak biri %20 daha performanslı, %10 daha performanslı. İşte burada tutturuyor, yok diyor %20 daha performanslı değil diyor. İşte o öyle değil bir kere diyor, o öyle değil. O şöyle diyor, ya o öyle değil diyorsun da diyoruz. Adamlar ciddi şeyler, web siteleri, ciddi insanlar bunu karşılaştırmış. Hani bu şey değil, sır değil. Belli, bak şuradan bak, buradan bak, oradan bak, bak işte bak. Ya üst üste 40 yere bakarsın 40 yer sana A cihazı B cihazından %20 daha performanslı derse ne yaparsın abicim? Bütün internet el birliği yapmış, ağız birliği yapmış. Bu bilgiyi sana sunuyorsa ne yaparsın? İnanırsın. Demek ki buymuş dersin. Yok abi herif inanmıyordu. İnatla inanmıyordu. Ben diyor benim kendi bildiğim var. E kendi bildiğin ne? Kendi bildiğin ne abi? Kendi bildiğim diyor işte bir ekran kartı en az 256 bit olacak. Biti yüksek olmayan kartlar asla oyun oynatamaz. O yüzden o 128 bit kartların hepsi çarptı sizi yutturmaya çalışıyorlar. En kötü 256 bit kart bile işte şeydir muazzam süper bir şeydir falan diyor. Ya diyoruz oğlum manyak mısın? O bit dediğin şeyi kutunun üstüne öylesine bir şey olsun diye yazmışlar. O bant geliştiği falan filan onun bir RAM'inin çalışma merhazesiyle bir çarpanı var. Onu çarpıyorlar, buluyorlar. Ondan alakadar işlemcisi çok mühim. Ya yapma etme. Yok ille biti yüksek olacak. Ya işte ben karşılaştırmışlar, orada karşılaştırmışlar, burada karşılaştırmışlar. Yok abi. Ben diyor inanmam diyor. Sadece benim dediğim doğrudur diyor. 100 yerden araştırıyorsun yine yok. Yüzünün yüzü de kandırıcı. Hepsi yalan söylüyor. İşte bu internetin ilk zamanlarında arkadaşlar böyle tuhaf tuhaf internetle tanışmamız oldu. Hani nasıl desem böyle yani kimi insan sazan balığı gibi her şeyi atladı. Bazı insanlar bütün zamanını vermeye başladı. Müptelasına dönüştüler. İşte bazı insanlar her gördüğüne inanıyor. Bazıları da hiçbir şey inanmıyordu. Bir adamın, bir gencin, bir arkadaşımızın, genç bir arkadaşımız, yaşı küçük bir arkadaşımızın babası yasaklamıştı mesela. İnternet kafede görürse adam sile tokat girişip çocuğu götürüyordu. Yani ne derdin ne bunu diyorduk işte orada ne her şey çıkıyor. Adama söylemişler hacı bir adamdı şöyle sakallı bir adamdı. Adama öyle söylemişler demişler abi ne yazsan çıkıyor. Tam bir günah yuvası. İyisi çocuğunu sakın yollama internet kafeye falan aman ha.
Şimdi gün geldi, devran döndü. O çocuğunu internet kafeye yollamayan adamın elinden telefon düşmüyor Hacı dayımızın. Elinden hiç telefon düşmüyor. Hep kurcalıyor. Telefonun dokunmatik ekranda hep bir parmağı. İnternete gördüğü her bilgiye inanan Sazan arkadaşımızı da bugünlerde ben hala konuşuyorum, görüşüyorum onunla. Her bulduğuna inanan Sazan arkadaşımız artık akıllanmış. Her şeye tıklanmaz. Her şeye inanılmaz. Her reklam gerçek değildir. Ve işte her gün kafamızı türüyordu abi. Almanya'ya gitmek için bilmem ne varmış. Fransa'ya gitmek için bilmem ne varmış. İzlanda bilmem ne arıyormuş. Ya abi git başımızdan ya diyorduk. Her gün kafamızı türüyordu. O da düzelmiş bir nebze olsun. Çok değil ama o biraz mallığı hala devam ediyor. Hala da var yani. İşte uçağın şeyine binip de bu kalkış takımlarına, tekerlerine o boşluğa binip de buradan Amerika'ya gidenler varmış. Arkadaş havada eksi bilmem kaç derece oluyor o hava sıcaklığı. Eksilere iniyor. Donup geberip gidersin. Manyak mısın abi sen? Nereden okuyorsun bunları? Nereden görüyorsun, duyuyorsun? İnanma, her caca inanma. Bilmem ne gemisine 3 kuruş veriyorsun, bilmem nereye götürüyor seni filan. Ya arkadaş git başımızdan, manyak mısın? Ne halsın? Hala biraz mallığı var onun. O tam düzelmedi ama hala biraz sazanlığı var. Ama biraz, çok değil, eskisi kadar değil. Gördüğü her şeye inanmayan, her şeye ama her şeye inanmayan, her şeye muhalefet olan arkadaşımız da onda da çok fazla değişiklik yok. Gerçi o da hiçbir şeye inanmıyor internette gördüğüne. Ama bazı konularda da işte mesela bu devletin falanca sitesi diyorsun. Ha diyor, bu kesin devletin sitesi mi? Evet. O tamam o zaman diyor. Buna güvenirim ben diyor. Mesela E-Devleti'ne giriyor, bakıyor. Oradaki her şeye güveniyor. Bazı sitelere kesinse mesela. İşte bir bilgisayar mağazasının bu sahtedir. İşte mağazaya gittiğinde bu fiyata bu ürünü bulamazsın diye tutturuyordu. İşte o sahte, o siteler sahte falan diye. Ya arkadaş adamın online satış şeyi dükkandan satış değil, online'dır. İşte o online satış şeyi dükkanda da varsa oraya yazıyor zaten. Bulunduğu mağazaları gösteri tıklıyorsun. Adamlar mağazayı da gösteriyor yer varsa stoklarında. Onu deveye hendeye atlatana kadar zorlandık da yine de söyledik, anlattık yani bir şekilde. Ama işte 2000'lerde bu internetle biz karşılaştık, tanıştık arkadaşlar ve 2020'ye geldik, adamlar 15-16-17 senede zor alıştılar internete. Şimdiki çocuklar direkt internetin içine doğuyorlar zart diye. Hani her şeyi biliyorlar tam. Neye tıklanacak, her şey neyi reklamdır, neyi değildir filan. Kurnaz olmuşlar. Ya 6-7 yaştaki çocuk biliyor ya. Nasıl, ne yapılır filan. Biz o zamanlarda kara cahildik. Hani dediğim gibi en masum kullananlarımız işte interneti, ekran kartının sürücüsünü indirme platformuydu. YouTube'dan video izleme, komik video izleyip indirme, müzik arşivi yapma, MP3 indirme, müzik indirme filan yeriydi internet. Hani haftada 1 saat, 2 saat falan uğrayıp bir iki arkadaşla oturup bir şeyler indirme falan filan. Offline bir şeyimiz vardı, dünyamız vardı internet ilk çıktığında. Hani dediğim gibi benim ilk deneyimim, hani ilk deneyim de çok enteresan oluyor internet konusunda. Hani o gösteriyorlar, bak internet diye bir şey var, bunu internetten buldum, bilmem ne ettim filan. Onların dışında bir de seni şahsi olarak gidip o internet kafeye falan oturup hani şahsi olarak uzun süreli böyle yalnız kaldın, baş başa kaldın internetle. İlk deneyiminde ne yaptın? Hani bu videoyu izleyen arkadaşlar da yazarsa sevinirim çünkü gerçekten. Şeye sormaya gerek yok, hani gençlere sormaya gerek yok, yaşlılar söylesin arkadaşlar. Çünkü gençler şöyle diyecek, abi bilmiyorum, hatırlamıyorum, ben bebekken zaten var yani, ben bebekken internet diye bir şey zaten vardı. İlk ne yaptım, ilk internetteki deneyimlerim neydi filan bilmiyorum, unuttum, hatırlamıyorum diyeceklerdi. Çünkü akılda kalmaz. Çünkü çocukluğunu hatırla diyorsun adama yani. 15 yaşındaki adama diyorsun ki 5 yaşındaki bebeyken ne yapıyordun sen, hatırla bakalım diyorsun. Hani ama biraz daha yaşlı büyük olan insanlar hatırlayacaktır, tıpkı benim hatırladığım gibi. İlle bir de bir şeye kafayı takıyorduk. Mesela bir arkadaşımız vardı, abi futbola herif kafayı takmış. Hani bu futbola çıkıyordu, PES ve FIFA çıkıyordu. Ama işte onun şeyini güncelliyorlar galiba sürekli. Bu ne derler?
kadrolarını filan takımlarını güncelliyorlardı. Ve bu herif hani yama manyağıydı. Giriyor işte bilmem 2006 PES'e FIFA'ya gidiyor, 2007 PES FIFA'ya. İnternet kafelerden filan araştırıyordu. Hani 2007'si çıkmasa da, kendisi almasa da, etmese de, edinmese de bir şekilde. Geç oyunu almak, Steam, Steam de piyasada yok daha. Oyunu almak ne onu da bilmiyor kimse. Hani neyse o da ayrı bir konu. Hani adam şeydi, 2006 çıkmış mesela PES bilmem nesi. İnternette sayfa sayfa gezer. O 2006'ya, PES 2006'ya, FIFA 2006'ya. Bilmem ne takımının bilmem ne oyuncu yeni gelmiş. Ta bilmem İtalya'daki bilmem İspanya'daki bilmem ne takımına bir oyuncu gelmiş abi yeni. O oyuncu yamayla buraya geliyor mu? Ya bunu anlatamıyordu bize. Biz de anlamıyorduk bir türlü. Ben şahsen soruyordum. Ya ne olacak abi? O dediğin oyuncu bir tane zenci, siyah bir adam. Kafası kel bir siyah zenci adam. Şimdi o bilmem ne dediğin takıma onu güncelleyip de koşsalar. Bir zenci fazla olsa o takımda. Ne oluyor? Ne değişiyor? Ne değişiyor? Anlatır mısın bize diyordu. Anlatamıyordu da derdini ya. Onu bulmam lazım. O olması lazım diyordu. Ya niye abi? Futbol oyunu oyna işte. Devam et oynamaya. Yok onu koymam lazım. Öyle futbola takık arkadaşlar vardı mesela. İşte sadece internet dediğin şey sadece futbol. Komik video. Bazıları da komik videoya takmıştı. Sadece komik video. Ben de içinde olduğum küçük bir grup vardı mesela. Oyunlara mod abicim. Şey ama yani bu futbol maçındaki, futbol oyunundaki falanca oyuncuyu da kadroya almışlar. Onu da bulmam lazım. Tripleri değil de. Abi işte Street Fighter'dan şeyin karışımı bir oyun yapmışlar. Onu bulalım. Çinliler. Yok efendim bilmem ne karakteri bilmem ne oyuna gelmiş. Onu bir bulalım. Mod bir kendimiz yapmaya çalışıyorduk. İşte mesela şu Mario'nun bir dergi satın almıştım. Dergide bir versiyonu çıkmıştı. O versiyon saçma sapan bir Mario taklidi gibi bir şeydi oyun ama yani PC için. Hani o oyunda içindeki resimlere baktığımızda bayağı bir JPEG dosyası. Bildiğin resim olarak koymuş adamlar. Arka plan resimlerini de koymuşlar oyunun, platform oyununun arka planlarını da koymuşlar adamlar. Şimdi dedi ki bu bildiğin JPEG resmiyse o zaman biz bu resimler üstünde oynama yaparsak oyunun arka planını oynamış yani bildiğin modlamış oluyoruz oyunu dedik. Hakikaten de hani Mario tarzı elemanın karşısına gelen karakterleri adam resim buluyor. Akrabasının resmini kafasını koyuyor, kendini koyuyor. İşte düşmana bilmem sevmediği bir adamı koyuyor filan. 3-4 arkadaş kafayı takıp bir Mario oyununu o şekilde modluyorduk. O şekilde bir oyunda değişiklikler yapıyorduk. Adam işte arka plandaki resmi kaldırıyordu. O bölümü oynadığımız bölümü mesela. Arkaya kocaman bikinili bir kız resmi koyuyordu herif. Yani öyle 3-4 arkadaşım vardı. Mod manyaklığına girişmiştik. Hani biz de çözmeye çalışıyoruz. Bilgisayardaki oyunları didikliyorsun. Fare diye, klavye diye bir şey var. Oraya girip bazı duvarları yıkıp, bazı tabuları yıkıp bilgisayarda oralara girip arkadaş şey yapabiliyorsun. Hani oyunun üstünde, onun yapısına yönelik bir değişiklikler yapabiliyorsun. Hani biz onu konsollarda, Atari'de öyle bir şey yok. Atari'de yaptığın hile nedir? İşte bir düğmeye basarak, işte oyunun sonundaki adamı bilmem ne yaparak döversen. İşte Sunset Riders vardı, şu kovboylu. Onun ne yaptıklarını ben şimdi unuttum. Adamı nasıl öldü? Son adamı bir şekilde öldürüyorsun, oyun yeniden başlıyor. Azıcık daha zorlaşarak galiba. Oyun yeniden başlıyordu. İşte Atari salonunda oyun hiç bitmediği için mesela iki kişi geçmiş o Sunset Riders oynuyor. Atari sonuncuya şikayet ediyorlardı arkadaş. Bunun oyunu bitmiyor. Akşama kadar oynuyor herif diye. Gidip gençler onu şikayet ediyordu. İşte Mortal Kombat'la da filan Mortal Kombat 3'te mesela ben hatırlıyorum şifre yazıyorsun. Şu Galaxian filan vardı. Uçaklı gibi bir şey. O çıkıyordu. Hani Atari salonunda senin cheat hile tarzı şeyler açıyorsun. Çok 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 sınırlı. Konsolda işte hilesini buluyorsun en fazla. Hani bir yerden okuyorsun bir şey yapıyor. Konsolda bir oyunun hile kodunu buluyorsun. Ne bileyim işte PlayStation'da falan o hilenin diski, demo disklerinde hile de çıkardı bazen.
geçmişte çıkmış oyunlara yönelik bir sürü hileyi adamlar bir dosyanın içine koyup beğenmişler. Konsol için çalışacak şekilde. Hani bizim konsollarda filan Atari sorunlarında gördüğümüz oyun üstünde kurcalama yapma şansı sıfıra yakın bir şeydi. PC'de biz bir anda baktık ki arkadaş amatör olaraktan böyle oyunun dosyasının üstünde bazı kurcalamalar yapabiliyorsun. Bazı şeyleri değiştirebiliyorsun. İşte dediğim gibi bazıları ama biz böyle uğraşırken bazı adam da futbola kafayı takmıştı. Bazısı magazin şeyi gibi durmadan adam klip peşinde. Herif televizyonda Kral TV'ye falan bakıyor. Gördüğü klipleri işte isimlerini yazıyor, geliyor. İnternet kafeye oturuyor yanımıza, ben diyor bu şarkıları bulup indirmem lazım. İlle de bulup indireceğim. Klipleri indireceğim, bilmem ne yapacağım filan. İnternette arkadaşlar çoğumuzun ilk anıları böyleydi. Sonradan internet hayatın bir parçasına dönüştü. Türlü türlü ne ararsan var ama işte herkesin ihtiyacı başka. Şimdi herkes normal kullanıyor. Hani her gördüğüne inanan adamı bu devirde, bu çağda artık görebilir miyiz? Gördüğü hiçbir halata inanmayalım. Yani işte bilmem ne ekran kartına overclock yapmışlar. Şu ekran kartına yetişmiş. Benchmark sonuçları var işte o ekran kartlarını filan. Adam bakıyor peşine diyor ya bunların hepsi sahte. Bunların hepsi sahte abi filan diyordu. Yani öyle her gördüğüne inanan, her gördüğüne, hiçbir gördüğüne inanmayan veya ve her gördüğüne inanan arkadaşlarımız vardı o devirde. İşte ben mesela, ben ve birkaç kişi daha ille de hani oyunun üstünde bir değişiklik yapabilir miyiz diye. O bize bir şeydi, hayali bir dünya. Sanki başka bir paralel bir boyuta geçmişiz gibi. Oyunların üstünde değişiklik yapmak çok şeydi yani, bizim için çok enteresan bir şeydi. Sonradan baktık ki bu işi profesyonel olarak yapan insanlar var. Ciddi manada yapan insanlar var. Bilmem ne oyunundaki işte elbiseleri değiştirmişler karakterin. İşte o bilmem ne elbiselerini değişik değişik kendileri de koymuşlar. İçinde kitle olan, oyunun sonu getirince çıkması gereken şeyler falan da uğraştırarak çıkan şeyler de koymuş. Modlar, bilmem ne. Bilmem niye bilmem ne modu. İşte Gıta mesela, Gıta'nın hangisi de o, San Andreas mıydı, Vice City mi neydi? Değişik cinsiz şeyler işte, Türk polisinin arabasını koymuşlar. Türkiye'de geçiyor bilmem ne filan. Modları biz uzman ustaların yaptığı modları görünce dedik yani ha tamam bu usta işi bir şey, bu bizlik bir şey değil. Ha, biz bunu zorlamayalım çok da. Hani amatörce modlama aslında bırakmasak, benim 3 tane daha arkadaşım vardı kendim hariç. Bırakmasak belki bir noktaya da gelirdik oyunlarda mod yapma üzerine. O da ayrı bir şey, geçmişten bir şey anım şahsen. Dediğim gibi benim ilk anılarım yani internette şeydi, böyle oyun firmalarını araştırmaktı. İşte Activision'ın sitesine giriyorum abi, şaşkınlık içindeyim. Çünkü o zamana kadar bu oyun firmaları başka bir evrende, başka bir dünyada ve ulaşamıyorsun. Yaptığı oyun eline gelirse geldi, oynuyorsun, bitti gitti. Her şey bu kadar yani. Oyun eline geçerse bir bakıyorsun, oynuyorsun, o kadar. Geçmişte internet çağında artık bu adamların sitesi de varmış, bu adamların verileri varmış, bu adamlar oyunla ilgili resimler yapmış koymuşlar. Bir şeyler mesela o İngilizce yazıları Türkçe'ye çevirir bakardık ne diyorlar bu oyun hakkında filan. Hani oyunların sitelerine ben girdim bol bol, benim ilk deneyimlerim. Ya, tabii ondan öncesinde de arkadaşlarım götürür bak internet diye bir şey var. İşte şöyle oluyor, böyle oluyor. Mesela Quake 3, manyak gibi Quake 3 oynardık. Ben de zorla götürürlerdi. Deli gibi Quake 3 oynardık. Ben hatırlıyorum ilk günlerinde internetin. Hani daha da eski internet ilk günlerde değil. Hani her yerde internet kafa açılıp sokağa düşmesi. İyice yani herkese ulaşmaya başlaması. O zamanlarda işte hani yalnız kaldığımızda ille bir anımız vardı. İlk neye sardık? Ve o sardığımız şeye de öyle bir tuhaf bir şekilde bakardı ki zaten sayfalar falan da hemen anında açılmazdı. İnternet kafeciler de o zamanlar arkadaşlar, onlar da evrimi geçirdi. İlk zamanlar çok enteresandı. Öğretmen gibi davranır, her geleni saatlerce orada tutmak isterlerdi ve RAM koymazlardı mesela. Yan yana çok sekme açılmasın, bilgisayar yavaş olsun falan diye hep RAM'leri az oldu cihazlarının. İşte bazı internetçiler oturdum muydu, yarım saatlik ben ücretimi alırım en az. Aç kapa şu kadar filan derlerdi otobüslerdeki indi bindi gibi. İşte bakarsın bir internet giriyorsun, internet bile sıkışırdı arkadaşlar. Zaten cihazın RAM'ini az koymuşlar.
cihaz yavaş bilmem ne adam. Dış bakışı güzel. Bütün internet kafeler aynı güzel gözüküyor internetten ama ilk çıktığında bunlar. Giriyorsun internete gireyim dediğinde yavaş internete giremiyor. Bütün makineler aynı anda girdiği zaman internete giremiyordu. Sanırım adam çok yavaş bir internet zaten bir sürü makine dağıtınca bir hat değil bir tane değil birkaç tane alıp dağıtması lazım ama adam bir tane dağıtmış alıp da internet attı. Hani orada ilk gittiğimiz zamanlar şimdiki internet değil arkadaşlar. Yani şimdiki internette çat ne yazıyorsun anında geliyor internet karşına. İlk internet kafeler açıldığı zamanlarda biz mal mal beklerdik affedersiniz. Yani bir şey yazardık bir resim çıkacak karşımıza onu beklerdik. 10-20 saniye her yazdığımız 10-20 saniyede zor iş yapardı. Hani o zamanlar öyle ilk çıktığı dönemlerde öyle. İnternet kafeciler de biraz hani oturun ben nasıl olsa bütün esnaf mesela aynı fiyattan saatini veriyor. Ben de çok üstün bir hizmet vermeme gerek yok. Yavaş olsun, hızlı olmasın. Hızlı olursa işini bitirip kalkıp gidemezsin. Hani flash bellekleri mesela takmak belaydı. Flash belleğe takamazsın diyor adam. E o zaman ben niye geldim? Ben sürücü indireceğim, ben ne diyeceğim? Onun hesabını verirdi internet kafeciye. Niye indirme yapıyorsun abi internetinden diyor adam. Sürücü indireceğim, onun için geldim sırf diyorum. Sürücü ne? Bana söyle ben indirip sana o flash atayım. Bilgisayarıma takma. Tamam kardeşim, peki diyorsun. Aynı adam takmaya başladığın zaman da, takmaya izin verdiği zaman da bakıyorsun. Evine götürdüğünde virüs. Evdeki bilgisayara virüs bulaştırıyor. Hani niye taktırmıyorsun? Virüsü zaten sen kendin veriyorsun insanlara. Hani o ilk internetçiler de bir tuhaftı dediğim gibi. Bu internetin ilk çağları arkadaşlar hatırlayanlar için fantastik bir dönemlerdi. Fantastik bir dönemlerdi. Hatırlayanlar yorumlarını yazsın arkadaşlar şöyle. O günleri hatırlayanlar ama yani eskiler yazsın. Yenilerin zaten yazacak bir şey yok. Ne diyecek ki yeniler? Yeni nesil gençler ne diyecek? Ben doğdum, büyüdüm, gözümü açtım. Bir şeyler görüp anlamaya başladığım zaman çevremde ne olduğuna dair elime bir telefon tutuşturdular, bir tablet tutuşturdular. Susayım, ağlamayayım diye, onunla uğraşayım diye. İşte bizim zamanımızda saat vardı oyunlu, bilmem Game Boy vardı. Bilmem ne vardı, biz susalım diye bize alınan oyuncak vardı şeyler. Şimdi cep telefonu veriyorlar çocuklarına direkt. Bir tablet bir şey veriyorlar. Bir tablet bilgisayar veriyorlar, bir cep telefonu veriyorlar ve bir internet veriyorlar. Çocuğun eline direktman bir internet veriyorlar. Çocuk ne diyecek ki yani? Yani? Şu an 15 yaşında olan bir genç çocukluğunda internetle ilgili ilk anılarım diye neyi anlatacak ki? Yok ki zaten. Hani bu şey gibi bir şey. İlk su içmeye başladığında zamandaki anlarını anlat desem bir insana. Nasıl hatırlayacaksın ki zaten? Doğuştan su içiyorsun. Bu da artık gençler için böyle. Ama işte bizim için, bizim şeyimiz, jenerasyonumuz için İnternetin ilk dönemleri arkadaşlar şeydi. Böyle enteresan anlarımızın olduğu, farklı şeyler yaşadığımız şeylerdi internet. Hani şu an biz normal karşılıyoruz da o zamanlar büyülü bir şey gibi görürdük. O internet kafeciler göz göre göre yavaş internet sunarlardı. Bilgisayarlarının RAM'lerine falan hep yavaş olurdu. Husus yaparlardı. Otursun bir hurda yanının başına az bir internetin 20-30 kişi bir tane interneti paylaşmaya çalışsın ve hiçbir cacık yapamasın. Otursun ben dakikama bakarım, saatime bakarım, parama bakarım kafasındaydı. Hani öyle bir esnafımız vardı. Şimdi tabi değişti işler yani. Şimdi bu hala var mıdır bilmiyorum. Çok kötü internetçiler bile adam yüzüne diyorsun ya bu internet kafe diye bir işim düştü geldim. Şu haline bak ne bu bilgisayarların hali bu internetin hali ne falan diyorsun. Adam şimdi özür diliyor. O zamanlar yüzsüzlerdi internetçiler mesela. Ve herkes de cahil olduğu için onu bekliyor. Bir sayfa bir resmin açılmasının 3-4 dakika süreceğini zannediyordu adam mesela. Ya da işte bir YouTube'da bir şey bakacak. En kötü şeyde bile adam bir video izleyecek veya indirecek. En kötü grafikte, görüntüde bile hani izleyemiyor donarak filan. Ses etmiyorlardı hani internet kafeye giden insanlar. O zamanlar öyleydi. O zamanın şeyi öyleydi. İlk zamanlarıydı çünkü internetin. Ondan sonra alışıldı. Yani dediğim gibi arkadaşlar ilk deneyimi ama insanın aklında kalıyor. Dediğim gibi ben Capcom'un sitesine girip de vay be bu oyunları yapan adamların siteleri varmış. Bunlarla böyle iletişime falan geçiyorsun. Ve ben şey arıyordum hep yani. Siteye yazayım bir yerlere.
Ben bir mesaj bırakayım, bana bir cevap versinler. Şeyi yazmaya çalışmıştım mesela, Resident Evil'in yenisi ne zaman gelecek? Yazmaya çalışmıştım Capcom sitesine. İşte oyun yapımında çalışmak için ne gerekir falan diye şeyler sormak istiyordum. Arıyorum böyle Capcom sitesine, nereye ne yazılacak? Her yerine tıklıyordum. Mesela o Activation'ın sitesine gidiyorum o zamanlar. Her yerine tıklıyorum abi adamların web sitesine. Her şeye, benimle alakalı, alakasız her şeylerine tıklıyordum. Ne var? Orayı iyice bir yokluyordum, kolaçan ediyordum o bölgeyi. Ne var bunun adamların web sitesinde gibisinden. Hani dediğim gibi arkadaşlar, ilk deneyimlerimiz, ilk şeylerimiz çok fantastikti. Eskilerin anlatacağı anılar çok kıymetlidir bu yüzden. Ha dedim ya, bir de o şeyi kendi ağzından dinlemek lazım. Hiçbir gördüğüne inanmayan arkadaşımızın o günlerini bir kendisi anlasın. İşte her gördüğüne sazan gibi altlayan arkadaşımızın, geç o biraz kafadan sakat, biraz kafadan ortak, ona şimdi konuşsan da aynıdır yani. Bir şey görür ve o gerçek. %100 gerçek. İşte inanmayanı, her şeye inananı, sadece bütün hayatı futbol. Hani bütün hayatı futbol olan bir arkadaşımız vardı. Ya bunu sen gündelik hayatta sen böyle şey yapamazsın. Nasıl desem, bunu anlayamazsın, bunun futbol manyağı olduğunu. Çünkü futbol maçı TV'de çıkar, saati vardır, şeyi vardır. Oturur izler, sen de dersin adam maçı izlemek istiyor, izliyor dersin. Buraya kadar bir sorun yok. Maç günü kahvehanede işte kahvehaneye kaça kaça gider, orada izler. Sen de gel beraber izleyek der. Ya da işte stadyuma, burada oynanıyorsa maç, stadyuma gidelim der. Tamam dersin, gidersin. Bunun futbol manyağı olduğunu bilmiyorduk mesela. Anlaşılmıyordu zaten, internet yokken. İşte niye yani futbol oynayan adamın en büyük aktivitesi ne olacak ki? Futbol şeyi olduğu, manyağı olduğunu gösteren. Sonra internet çıktı, biz gördük yani adam YouTube'da komik minik yavru kedi videosu izliyorsun internet kafede. 3 arkadaşsın, şöyle bilgisayarın başına toplaşmışsınız. Bak ne kadar komik falan filan. Bir de şuna tıkla bakalım, bir de ona bakalım filan diyorsun. Adam bilmem ne maçını açsana. Biz duruyoruz, ya şimdi maç sırası mı? Ya sen de neden dakika başı maç? Geliyor, bilmem ne golünü açsana. Şimdi bilmem kim, bilmem kime attığı golü bana açsana, onu yaz. Tamam diyorsun, kırmıyorsun. Seninle beraber birazcık izliyorsun. Sonra 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika derken adam durmadan maç izliyor. Adam yanına maçı bakıyor sadece. Sen de iki arkadaş böyle duruyorsun. Ya bu ne oğlum, hep maç mı izleyeceğiz? Hep mi maç? Bütün hayatımız maç. Hep maç. Seninle takılan adam hep maç mı konuşmak zorunda? Sizinle takılan da oyun mu konuşmak zorunda diyordu o da bize. Tamam oyun konuşma. Bak işte komik kedi videosu izliyoruz. Komik kedi videosu izle bizle beraber. Bize uyum sağla. Yok. Maça bakmaması lazım. Maçtan ilgili. Maç oyunlarının modlarını aramamız lazım. Falanca adam o takıma gelmiş mi? Falanca takım o oyunun içine eklenmiş mi? Sadece maç. Sadece maç. Ve aynı çocuk mesela bugün gider işte Fenerbahçe forması alır. Fenerbahçe evine gidersin, kahve kupası gelir, kahve şeyi, kupanın üstü Fenerbahçe'dir, bilmem neydir. İşte her şeyi takımıyla alakalı, her şeyi futbol. Yani internete cep telefonu, seninle bir laf konuştu ya da cep telefonu çıkarır, bir maç açar izlemeye başlar. Sinema filmi izleyelim diye seni davet eder, oturursun, çerezler yerine bilmem ne, birkaç arkadaş. Bakarsın o adam senden güya film izliyor. Beraber film izliyorsunuz güya. Çıkarı cep telefonu maç izlemeye başlar. Maçtan 10 dakika, futboldan 10 dakika ayrı kalamıyor adam. Öyle bir tiki mi var artık, nasıl desem. Tıbbi bir şeydir belki de, bir rahatsızlıktır o da. Hani kızdığımız zaman da ya ben sizin de bilgisayar oyununuz var falan. Ya bilgisayar oyunu, film izlerken niye biz açıp bilgisayar oynuyoruz? Ha şey olur, bir yere sıra beklerken telefonu çıkarıp bir oyun oynarsın. Makul bir şey, normal bir şey. Film izlerken bir anda elektrik gitti. Canın sıkıldı, oturuyorsun. Çıkarıp bir tenis oynarsın mesela cep telefonuna. O tamam, yani zaten onun amacı o zaten. Oyunun amacı o, canın sıkıldı. Yok abi bu herif ama bütün hayatı şey, futbol. İşte o internette ilk tanıştığında biz onu fark ettik mesela. O tipin, o arkadaşımızın bütün varlığının futbol ile alakalı bir varlık olduğunu
Başka hiçbir şeyle aklı yetmiyor. Yani aklının yetmediğini, bir hayatında işi var, para kazanması için, yani para kazanıyor çünkü mecburen çalışıyor. Bir işini bilir, bir de futbolu bilir. Başka hiçbir şey olmaz yani. Aklı yetmez başka hiçbir şey. Öyle bir arkadaşımızın öyle olduğunu internet sayesinde anlamış olduk. Hani dediğim gibi internet olmasa adam futbol kanallarından nadiren, televizyon kanallarından nadiren bir maçın tekrarı falan çıkınca ya ona bir bakalım diyordu. Tamam diyorduk. Ya nadiren çıkan bir şey ve böyle ısrarla böyle ısrarlı bir şekilde, istekli bir şekilde ya o kanalı çabuk geri aç, o maçı izlemek istiyorum dediğinde de kolay kolay bulunmayan bir şey falan diye tamam diyorduk. Maç zamanları işte ben de alayım size bilet, gelin maçı izleyelim dediğinde tamam bir aktivite yapmak istiyor hep beraber arkadaşlara falan diyorduk. Ama dediğim gibi internet çıktıktan sonra adamın futbolla kafayı oynatmış bir arkadaş olduğunu anladık. Yani dediğimiz gibi o her şeye atılan sazan arkadaşımız internet olmadan önce o kadar da her şeye atılan bir tip değildi. Hiçbir şeye inanmayan biraz odunsu bir arkadaşımız. Hiçbir şeye inanmıyor. Hiçbir şey. Bununla bu kadar kalas gibi herif olduğunu da internet olmasa anlayamazdık. Bunlar internet yokken bu tipler hepsi birbirimizin şeyimizde, gözümüzde. Hepsi normal arkadaşlarımızdı. Hepsi normal adamdı. İnternet çıktıktan sonra takke düştü, kelleri göründü. Ben mesela ben de öyleyim. Konsolda oyun oynarım yani. En fazla bu bir şey yapmaya, bir şey üretmeye de çalışmazdım. Ama internet çıkınca benim de üretmeye meyilli biri olduğumu hemen kendim de fark ettim anında. Ha dedim ya, bir Mario'nun çakması gibi bir tane oyun elimize geçti ve işte oraya sevmediğimiz adamların böyle aile albümündeki fotoğrafı böyle tarayıcıdan tarayıp son adam boss'un kafasını yerine onun kafasını paint'le koyup geri resmi oyunun dosyasına koyuyorduk. Çalışınca vay be ne başardık falan diyorduk yani. Oyun oynarken de işte o resimler çıkıyordu karşımıza. Hani dediğim gibi internette ilk arkadaşlar deneyim, benim şahsen deneyimim oyun firmalarını araştırmak olmuştu direkt. Kendim şahsen bizzat yalnız kalıp da internette baş başa kaldığım ilk saatlerim, ilk günlerim diyeyim. Sizler de videonun altına yorum olarak kendi hatırladığınız ilk internet deneyimleriniz varsa yazarsanız sevinirim. Abi bizim yaşımız küçük, ne hatırlayacağız? Yani zaten internetle beraber yaşıyoruz. İnternetle beraber doğduk varız. Ne hatırlanır ki yani, böyle bir şey hatırlanır falan diyen de olabilir. Mesela bize de ilk televizyonda izlediğin şeyi neydi diye sorsalar ne diyeceksin ki yani? Küçük bebeksin, çizgi filme bakıyorsun. İlk hatırladığın şey bu olur. Hatırlamazsın da ilk izlediğin çizgi film ne yani? Hiç kimse bunu bilmez. Ama televizyonun icat olduğu dönemden şöyle 10-20 yıl sonra gidip de o zamanlarda yaşayan insanlara sorsan, ya televizyon diye bir şey icat oldu, İlk izlediğin şey neydi? İlk deneyimlerin neydi bu aletle desen? Onlar da enteresan şeyler anlatırlar. Mesela şeyin arkadaşlar bu fotoğraftan çakma böyle filmi elle makineyle böyle çat 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 çeviriyorlar da bir ışık tutuyorlar. Fotoğraf filmlerini arka arkaya hızlı hızlı vererek, ses falan da yok daha. Hani şu siyah beyaz projeksiyon gibi böyle ışıkla falan siyah beyaz böyle hareketli resim şeklinde ilk icat edilen sinema, ilk icat edilen filmler, hareketli filmler. Onların icat olduğu zamanlarda adamlar mesela, iki kardeşti galiba onlar icat edenler, neydi ya? İtalyanca bir şeylerdi sanki heriflerin adı. Unuttum şimdi, aklıma gelmiyor. Peygo kardeşler ne bir şeydi. Neyse. Adamlar öyle bir yer açıyorlar. İnsanlara gösteriyorlar işte resmin hareketlisi, gelin izleyin falan diye. Adamlar trenin gelişini kaydetmişler. Trenin gelişini şey yapıp makinede gösterdikleri yerde içerideki izleyicilerin hepsi kalkıp kaçıyor. Tren geliyor üstümüze, bizi ezecek diye. İşte at arabasının gelişini adamlar kaydetmişler. At arabasını görenler hemen kaçıyorlar orada. At arabası şimdi odanın içine gidecek, bizi ezecek diye. Tren özellikle, tren çok korkutur insanlar. Tren o zamanlarda hızlı bir araç yok arkadaşlar. Tren çok güçlü ve en hızlı araç o zamanlar o. Hani trenin karşına sana doğru gelişini görmek o insanlar için bir F-16 uçağının sana doğru böyle karşından, dümdüz karşıdan füyü diye uçarak geldiğini görmek gibi bir şey. Onlar için aynı şey. F-16 görmüş gibi hissediyorlar. Ve işte bir resmin hareket ettiğini bilmiyorlar.
Önce bakıyorlar. İlk defa gördükleri bir şey. Aa, resim hareket ediyor. Muş gibi. Acaba bir illüzyon, bir hile mi derken tren geliyor. Ulan gerçekten geliyor diye kalkıp açıyorlar. Ve o kardeşler o gösteriyi düzenledikleri, o makineyi tanıttıkları hemen hemen her yerde o şeyi yaşıyorlar. İnsanlara o trenin gelişini gösterince insanlar kalkıp dört nala kaçıyorlar tren bize gelecek diye. Dediğim gibi ilk deneyimleri, böyle zamazing olan ilk deneyimleri hep böyle enteresan olur. Benim de bugün böyle bir kafa ayarı yapmak istedim sizlerle. Kafalarımıza bir ayar çekelim dedim. Umarım kafalarımız bu internet konusunda ayar yemiştir. Yaşlı olanlar, biraz orta yaşlı falan olan insanlar muhakkak hatırlayacaklardır. İnternetle alakalı. İşte ilk interneti, tamam, göz ucuyla bakıyorsun. İnternet diye bir şey var. Falancanın evinde varmış. Filanca yerde bir internet kafe açılmış falan. Göz ucuyla bakıyorsun. Birileri davet ediyor. Bir arkadaşını görüyorsun. İçeride giriyorsun. Bakıyorsun. Ne oluyor lan? O ne falan gibisinden. Sonra bir gün şu fareyi elinde alıp bir internet kafeye falan oturup, bu ne arkadaş ya, bu ne anasını satayım ya, ne bu filan diye bir başlıyorsun yazmaya. O internet explorer zaten, ha bir öyle bir şey var arkadaşlar. İnternete girdiğimiz tarayıcı mesela, herkesin orta yaşlılardan söylüyorum, benim yaşımdakilerin. Herkes o Microsoft'un içine gömülü olan o Windows'un şeyi, o internet explorer. IE miydi? He, IE yazıyordu. İnternet explorer, o E harfi vardır. O eşittir internet demektir. O zamanlar öyle sanıyorduk. Hatta o zamanlardaki filmlerde filan da internetle alakalı filmlerde o E'dir yani. İnternetin simgesi E'dir yani. Şu an Google mesela. Şu an herkes Google'dan geliyor filan. O zamanlar herkes Internet Explorer kullanıyordu ve hani biz bakıyorduk ya, bu nedir, bunu götürüp tıklıyorlar. Bu E'ye giriyorlar. Ne var bunun içinde filan diye. İlk muhakkak ilk 10 gün mesela hatırlayanlar, ilk 5 gün 10 gün internetle uğraşmaya başladığınız zaman, bir de şey oluyordu. Bugün gittin bir şeyle uğraştın. Sonra gidiyorsun hafta sonu mesela, işe gidiyorsun, çalışıyorsun falan. Çalışırken aklına geliyor lan diyorsun. Oraya ne yazsan çıkıyor harbiden. Ne arasan çıkıyor. Acaba tekrar gideyim ne arasam filan. Üst üste 8-10 gün gidiyorsun ilk zamanlarda. O zamanlarda işte ille de hepimiz bu o döneme şahitlik edenler ille de bir şeylere şey kafayı takmışızdır. İlle de bir şeyle uğraşmışızdır. Akılda da kalıcıdır hani. Ciddi ciddi ben internet kafelerin açıldığı, internetin yaygınlaştığı ilk dönemlerde hatırlıyorum o günleri. O günlerde ben vardım diyen insanlar biraz kafalarını yoklasalar şu videonun altına yazacak. Abi ben de şunu şunu yapmaya başlamıştım interneti ilk sahip olduğumda. Enteresan şeyler çıkacaktır diye düşünüyorum şahsen. Kolay değil yani, internetle buluştuk arkadaşlar, interneti gördük. Şimdiki gençler bunu anlayamazlar, bu anlayabilecekleri bir şey değil. Doğuştan çünkü internetin içindeler, şimdiki gençlik. İyi mi, kötü mü, iyi mi, kötü mü, o da bilemiyorum, o da bir şey yani. İşte biz de televizyonun doğuşuna şahit olmadık. Hatta ben çok küçükken fakir insanlar siyah beyaz TV'ye bakardı. O siyah beyaz TV, mesela kimse kumanda yoktu televizyonların. O kumandasız dönemi, siyah beyaz, bazı insanların siyah beyaz televizyona baktığı dönemi hatırlayan yoktur diye düşünüyorum. Çok nadirdir, çok yaşlı insanlar hatırlar. Hani iyi bir şey mi, bir şeyin ille de ilk doğuşuna şahit olmak, yaygınlaşmasına şahit olmak iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Onu bilemiyorum çünkü ne kaçırdık diyebilir insanlar. Biz de televizyonun icadından ne kaçırdık? Yaygınlaşma. Mesela radyonun icadı, radyonun yaygınlaşmasından ne kaçırdık? Bilmiyoruz. Merak etmiyoruz. İnterneti de insanlar yakında merak etmeyecek. Hani benim gibi adamlar da yaşlanıp ölüp gittiğinde, soyumuz tükendiğinde, dinozorlar gibi böyle türümüz tükendiğinde, işte bak şuna bak, şu yaştakine internetin icadına adamlar şahit oldular. Ha bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Biz internet piyasaya çıktığında 20 yaşlarımızdaydık da, İşte o zamanlar 40 yaşında olan adam şimdi 60 yaşında olur, o da hatırlar ama söyleyecek bir şey olmaz işte. Söyleyecek bir şey olmaz. O adam kendi aleminde. O adam 40 yaşındayken işine gücünde. O çocuk işi bir saçmalık ona göre. İlgilenmiyordu. Şimdiki gibi değildi zaman. Şimdiki gibi değildi. Hiçbir internete girip hani 50 yaşında adam çok nadir bulurdu internete giren. 40 yaşında adam, 30 yaşında falan büyük adam zor bulurdu.
Çocuğun işi bir eğlence gibi görüyorlardı. Şimdi öyle değil şimdi. Telefon herkesin cebinde. 7'den 70'e herkes internete giriyor. Hiç kaçarı yok yani şu anda. Ve bunun normal, ihtiyaç hatta, ihtiyaç olduğunu kabullendi insanlık. O zamanlar öyle değildi. O yüzden anısı olup da, hani tamam yaşın yetiyor, şu an 80 yaşındasın da internetle ilgili ne anın var? Yani sadece yaşın yetmesi de bir mesele değil. Bu internete de alakalı olup da biz atladık. Mesela internet olmadan önce bilgisayarımız vardı. Bilgisayardan önce konsolumuz vardı. Hatta konsoldan önce de ateş sorunlarımız vardı. Ateş sorunlarına gidiyorduk. Hep bir elektronik aletlerin bize bir çekimi vardı bize yönelik. Oradan öyle öyle biz internet çıkınca biz de atladık üstüne. Dediğim gibi ben hatta ilk çıktığında şey yapmıştım. Karşı çıkmıştım hatta bu bir caca yaramaz, bu bir şey değil falan diye. Sonra baktım ki enteresan bir şeymiş. Dediğim gibi arkadaşlar şu videonun altına yaşı yetin o günleri hatırlayan varsa ve bu şekilde hatırlıyorsa ilk kafayı taktığı şeyleri yazarsa dinleyen arkadaşlar, izleyen arkadaşlar çok 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 sevinirim arkadaşlar. Evet yine bir kafa ayarı videosu çektim. Biraz da uzun oldu, 50 dakikayı geçmiş. Ama kafamız iyice bayağı yedi arkadaşlar. Kafamıza iyice bayağı çektik. Kafamız ayarlandı. Evet.